büyük bir felaketle baş başayız ve pazartesi 4.17'de gerçekleşen deprem felaketi malum 10 vilayetimizi vurdu. Burası Kahramanmaraş'tı ve Kahramanmaraş'ta bu deprem ilk alımını buradan yaşadık ve ondan sonra da dalga dalga malum 10 vilayetimizde bu gerçekleşti. Tabii şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8.574. Yaralı sayısı 49.133. Yıkılan bina sayısı 6.444. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse, inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi. Bundan sonra da yine gösterecektir. Bütün imkanlarımızı seferber ettik ve devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere AFAD'ın koordinesinde bu çalışmalarını belediyelerle birlikte yürütmektedir. Tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Bunlardan memnun olmayabilirler ama Antalya, Alanya, Mersin buralardaki otellere yerleşmeye evet derlerse kendilerini oralara yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme, içme, yatma her şey o otellerde karşılanacak ve bu konuda da her ildeki koordinasyon merkezlerimiz seferber olmuş durumdalar ve bu adımlarla işimizi çok daha kolaylaştırmış olacaklardır. Çünkü bizim de deprem bölgelerindeki çalışmalarımız çok daha hızlanacak, çok daha rahat hale gelecek. Şu ana kadar yaşadıklarımızı yaşamayacağız. Çünkü bazı yerlerde ilk etapta havaalanlarında sıkıntılarımız oldu. Yollarda sıkıntılarımız oldu. Ama bugün daha rahatız. Yarın daha rahat olacağız. Daha sonra inanıyorum ki daha rahat olacağız. Ve akaryakıtta vesaire bazı ufak tefek sıkıntılar yok değil var. Onları da peyderpey aşıyoruz. Ve bu arada yine gerek Milangaz, gerek Aygaz buralardan da sanayi tipi tüplerimiz, büyük tüplerimiz, piknik tüplerimiz ayrıca illerimize gelmeye başladı. Ve bu tüplerimizi de yine illerdeki koordinatörlerimiz dağıtımını yapmak suretiyle en azından bu çadırlardaki ısınma sıkıntısını da gidermiş olacaklar. Ben bu gösterdiğiniz ilgi alakaya özellikle AFAD'ın merkezinden yapılan yapılacak olan açıklamalar dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum. Ve basın mensubu arkadaşlarımın bu provokasyonlara fırsat verenlere onların fırsat vermemesini istiyorum. Çünkü bugün birlik olma zamanıdır. Dayanışma zamanıdır. Ve bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz. Ve inşallah şu an itibariyle bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz. Şu an itibariyle Hazine Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize inşallah onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık. 10 biner lira inşallah
bu ailelere bizler şu anda hükümet olarak ulaştıracağız ve onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah devletimden razı olsun.